Abicim size bir röportaj yapalım. Hayırlı günler, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Allah razı olsun. Böyle Allah mutluluğunuzu daim etsin. Kolunuzdan, çocuğunuzdan, sevdiklerinizle inşallah. Cihan'a bize buraya. Festival alanına bekliyoruz. Şöyle çeşitlendirdik. Yine 5 için neredeyiz Antep'te. Teşekkür ederim. Bilecik Festivali tüm hazırlıklarıyla. Çünkü sanatın şehri, Şanlıurfa'nın gözleri. Bu yemekleri evde yap satıyor musun? Dükkanımız var, mekanımız var. Dükkanları var efendim. Usta olmak kolay değil. Başkanım, bu da benim tezamın kızı. İşte usta olmanın gerekliliğidir. Bireci ustaların şehri. Ben dükkana salçayı falan buradan yaptırıyorum başkanım. Acımız, tatlımız hepsi doğaldır. Tatlısı başkan, tadına bakmak istiyor. Tadına bakacaksın. Tadına bakmak. Bilecik, evet. Bilecik. Ustanız mı? Aynen. Muazzam. Direcik fıstığı. Ama şu incelikte kimse yapamaz. 2 milimetre kalınlığındadır başkanım. 2 milimetre. Evet. Tek değil, bilemezsen lezzetli bir tadı olmaz. Bunun özel bir pişirme tekniği var. Ve bu tekniği en iyi Şanlıurfalılar bilir. Burak sen anlat bakalım. Pişecek. Sonra şu kalan 2'şer buçuk dakika. Toplamda 15 dakika pişecek. Kabuğunun rahat soyulabilmesi için bu kebabın 15 dakika pişmesi meşe kömüründen şart. Evet, yenilmez. O zaman herkesi Şanlıurfa'ya bir hediye patlıcan kebabına bekliyoruz. Nar gibi kızarmış diyorlar ya. Nar gibi kızarmayı göreceğiz. İnşallah. Herkesi Urfa'ya, Bireci'ye bekliyoruz. Zaten bu ürünlerimiz paylaşılamıyor. Efendim, Kelaynak'ta Balcan Festivali'nin üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımız da selam düşüyor. Bak başkanımın dediği. Ver. Dur başkan, sen dediğin olayı ver. Sen hala buna oynayacaksın. Evet, biber. Biberimiz oynamaya gerek yok baba. Biberimiz Allah'a emanet. Gelin ya. Sadece Birecik'te var. Kesinlikle. Birecik'e has. Evet, Birecik'te. Bu dünyanın en lezzetli patlıcanıdır. Kesinlikle. Dünyanın evet. En lezzetli patlıcanı. Evet. Tadını yiyen bilir. Bunun için diyoruz ki herkes gelsin Bireci'ye bunu tatsın. Kesinlikle evet. İçin gerçeği hakikati seçti. Bireci'yiz. Ne yapmışız bakalım hele? Ne yemek yapmışız? Yarışmaya mı hazırladınız? Oo, müthiş bir şey var. Burada bir sanat eseri var. Bakın burada da bir tablo var. Her biri bir sanat eseri. Başkanım. Nereye geçiyoruz? Burada bizim başkanımız. Tatlı seyirler, acı seyirler. Sadece birecik bir kebapçılar en güzel yapar ve dört tarafı pişer. Birecik'te yetişecek. İki mevsimde yetişecek. Üç. Bunu en iyi birecikli ustalar yapar diyor. Evet. Evet. Ve ne diyor? Balcan derken de bu balla canın katılıdır. Katılıdır. Evet. Birleşmesidir diyor. Şu anda başlamış durumda. Ev yemeklerinin Hasan oynama Hasan. Oynama. Bırak. Abone kal. Gelecek sene mangalımızı büyütüyoruz. 63 metre yapıyoruz. İnşallah mumbarın kraliçesi Guinness Rekorlar Kitabına girecek. İnşallah. Biz de bir ziyarete geldik. Çok iyi yerlerimiz. Başkan birisini alabiliriz. Gaziantep evetimiz kapılarına. Tabii Bireci'yi güzel özelliği, birçok güzel özelliği var. Bunlardan biri de bizim Bireci patlıcanı. Öyle oldu ki artık İstanbul'da, Ankara'da vitrinlerde Bireci patlıcanı
ile yapıyor demek bir moda haline geldi. Birecik patlıcanı artık yurdun her tarafına taşınmaya başladı. Bu Fırat'ın temiz sularında ve bu güzel topraklarda bu güneşle yetişebilen bir patlıcan. Başka örneği yok. Dünyada da kimse, Türkiye'de en azından kimse benim Birecik patlıcandan daha güzel bir patlıcan yetiştiriyorum dediğini duymadı. Efendim bir şey yapıyorsak onu tepkili güzel yapalım. Bir şey yapıyorsak lezzetli yapalım. İtinayla yapalım. Bu düşkünlük değil. Bu bir sanat. Biz bu sanatı iki şekilde uyguluyoruz. Bir, lezzete hitap ediyoruz. İki, bir ilaç gibi yapıp mideye hitap ediyoruz. Her birbirinden daha güzel. Biz lezzetlerimizde şunu ortaya çıkarıyoruz. Tarihten bugüne işin aslına dönüyoruz. Doğrusuna dönüyoruz. Bu nedenle de aslı çok güzel olan lezzetlerimizi ortaya çıkarmış oluyoruz.